Aslan evladım benim. Saati nasıl Hürrem? Ne diyor hekimler? Sırtındaki bu yük geçer mi bilmiyorlar. Fakat ağrısı sızısı kalmadı. Uykusu da düzeldi. En azından acı çekmeyecek. Evet. Sen nasılsın Süleyman? Niye acele ettin? Biraz daha istirahat etseydin. Kaygılanma, iyiyim ben. Öyle kötü günler yaşadık ki. Sen hasta yatağındayken neler yaşandığını bir bilsin. Meğer ne çok seveniniz varmış. Ben her şeyi biliyorum Hürrem. Nasıl? Kim anlattı? Kimsenin bir şey anlatmasına lüzum yok Hürrem. Ben her şeyi gördüm. Yaşadım. Hissettim. Validem. Hünkârımız geliyorlar. Senin ne işin var burada? Dairenden çıkmayacaksın demedim mi? Sultanım ben... Çabuk git, gözüm görmesin. Aybige, yerine geç. Destur, Sultan Süleyman Han Hazretleri. Seni böyle gördüm ya. Yüce Rabbime şükrediyorum. Sağ olun validem. Dualarınız sayesinde ayaktayım. Geçmiş olsun hünkârım. Çok korkuttunuz bizi. Thank you.
Hünkârım. Daha sonra Aybüke, daha sonra. Seni ahlaksız utanmaz. Allah bilir ne yalan anlattın hünkârımıza da bana karşı doldurdun onu. Haddini bil. Sen kimsin de benim bile öyle konuşuyorsun? Sümbüle. Buyurun hünkârım. Bal Bey'in getirtilmesini emretmiştim. Geldiler hünkârım. Huzurunuza çıkmak için beklerler. Gelsin. Öyle kaçıp gitmek yok. Bana itiraf atıyorsun. Sana bunun hesabını soracağım. Sen beni neyle tehdit ediyorsun? Ben daha dün elimde zehirle dolaşıyordum. Hünkârımıza bir şey olursa kendi canımı kıyacaktım. Ama sen, sen ne yaptın? Hünkârımızın iyileşmesi için dua edeceğini, ölmesini bekledin. Kendini Valide Sultan ilan et. Senin dilini koparım. Yeter artık. Benim burada olduğumu unuttunuz galiba. Validem, alenen yalan söylüyor. Kes sesini Mahidevran. Konuştukça batıyorsun. Ben seni gözlerini gördüm. Neler düşündüğünü, ne hayaller kurduğunu biliyorum. Sus artık. Evladınla burada olduğuna şükret ve sus. Gel. Hünkârım. Söyle. Şehzade Mustafa Hazretleri ve İbrahim Paşa geldiler. Gelsinler. Hünkârım. Anlaşılan o ki halledilmesi icap eden mühim meseleler var. Yüce tecrübeniz ve kuvvetinizle hangi mesele çözülmez ki hünkârım? Benim de kuvvetimin yetmediği şeyler varmış Vargalı. Yüce Rabbim bir kez daha hatırlattı bunu bana. Gel. Hünkârım. Söyle. Bali Bey geldiler. Gelsin. Malkoçoğlu. Anlat nedir seni bu halde karşıma getiren şey? Makul bir izah vardır inşallah. Thank you.
duydum ki bize iftira atmışsın. Ne iftirası sultanım? Haddime mi düşmüş? Mahidevran Sultan yalan mı söylüyor? Birlikte kaçıyorlar diyen sen misin? Kötü bir niyetim yoktu. Kimi kandırıyorsun sen? Malum, Gözde cariyesin. Bu evlilik olmazsa şehzade sana kalır. Bu yüzden yaptın değil mi? Ben şehzadenin onurunu, gururunu düşündüm. Keşke siz de biraz düşünseydiniz. Aybüke Hatun. Yapmayın. Acıyın. O bana acımadı. Bahri Bey'e acımadı. Günahsız yere kıyacaklar canına. Efsun Hatun'un bir suçu yok. Sizi ihbar eden esas Hürrem Sultan. O çok güvendiğiniz sultanınız yaktı size. Ne diyorsun sen? Hünkârım. Ben hayatım boyunca hanedanımıza ve yüce devletimize hizmet ettim. Size ve şehzademize bağlıyım. Zinhar size ihanet etmedim, etmem. Bununla itham edilmek bile beni derinden yaralar, öldürür. Hiç suçun yok, bunu mu diyorsun? Hayır demiyorum. Suçluyum elbet. Bu yüce makamda size asla yalan konuşmadım. Konuşmam. Bir suçum varsa... o da Aybüke Hatun'u sevmektir. Bu bir itiraf mı? Şehzadem, hünkârım düşündüğünüz gibi değil. Bunun evveliyatı var. Haddimi aşarak da olsa Aybüke Hatun'un aşkına karşılık verdim. Lakin bu nişan kararı alınmadan evveldi. Sizinle evlendirilmek istendiğini öğrendiğim gün her şey başlamadan bitti. Hislerimi kalbime gömdüm. Aybüke Hatun da böyle yaptı. Bu kadar mı Bahri Bey? Size yemin ediyorum aramızda başka bir şey olmadı, olamaz. Ancak hakkımda en ufak bir kuşkunuz varsa boynum kıldan ince. Ağalar. Götürün. Hünkâr. Al Koçoğlu. Kâfi. Şimdi git ve hakkında verilecek kararı bekle. Ne düşünüyorsun Mustafa'm? Hünkârım, ben masum olduklarına inanmıyorum. Sen İbrahim? İnkar etmedi. En azından. Lakin aralarında bir münasebet olduğu aşikar. Sizin kanaatiniz nedir hünkârım? Ne karar vereceksiniz? Bu kararı ben vermeyeceğim Mustafa'm, sen vereceksin. Ben mi? Bir cihan sultanı olarak ben karar verirsem cezası belli. Ölüm. Zira ihanetin kuşkusu dahi zehirlidir, yok eder insanı. Ben bu kararı senin vermeni istiyorum Mustafa'm. Ne karar verirsen kabulümdür. İster bağışla, İster al kellesini. Bana doğruyu söyleyin. Siz mi yaptınız bunu gerçekten? Ben ne yapmışım? Gülşah her şeyi anlattı. En başından beri yalan söylediniz bana. Beni sevdiğiniz için değil. Sırf Mustafa Kırmağan'ın kızıyla evlenmesin diye ittiniz beni Bahri Bey'e. Sonra da ifşa ettiniz. Hakkınızda söylenenler doğruymuş meğer. Siz acımasız bir kadınsınız. Nasıl yaptınız bunu? Hiç mi vicdanınız yok sizin?
Tabii ki. Tarihlere kapılmam. Öyle bir niyetim olsaydı gitmenizi beklemezdim. Aybüke Hatun, sen hangi yüze geldin buraya? Mihrime kesesini. Gir içeri. Ama anne, onun yüzünden Bahri Bey. Sana gir içeri dedim. Aybüke, bu saraydaki tek dostum sensin. Ben size yardımcı oluyorum. Bu hadisenin sonunda gülen siz olacaksınız yine. Nasıl? Nişan bozulacak. Bahri Bey memleketine gönderilecek. Sen de ülkene döneceksin. Sonra istediğiniz bir vakitte kavuşacaksınız. Ya kellesini alırlarsa? Bana güven. Hislerimde hiç yanılmadım. Şimdi git sükunet içinde bekle. Paşam, endişe etme Mustafa. Düşünmek istiyorum diyerek doğru yaptın. Nihayetinde mühim bir karar bu. Bahri Bey'in mazisi ve hanedanımız için verdiği emekler büyük. Nedir bunun doğrusu paşam? Neye hükmetmeliyim? Bu hususta yalnızsın Mustafa. Ve fakat kararlarını alırken hislerinle değil, aklınla hareket et. Tereddüt edip zinhar zaafa düşme. Bu bir imtihan senin için. Dosta düşmana kendini anlatmak için bir fırsat. Beyim. Nasıl efendi? Olanları duyunca çok üzüldüm. Ah, keşke o gece söylediğinde sana engel olabilseydim. Matrakçı. O gece her şey bitmişti. Sen de bana inanmıyorsun. Elbette inanıyorum beyim. Ben elimden geleni yaparım. En azından İbrahim Paşa ile konuşurum. Lüzum yok. Ben hünkârımızın gözünde akıbetimi gördüm. Bu şekilde ölmek. Sormak için. Yüce Rabbimle tek dileğim savaş meydanında şehit olmaktı. Şu hale bak. Yazık. Çok yazık. Düşmez kalkmaz bir Allah beyim. Masumiyetin ortaya çıkar elbet. Mustafa'nın her haline şahidim hünkârım. Bir anda iyi dönüp bakmadı tahtınıza. Şimdi ne olacak diye sormadı. Acılar içerisinde gözyaşı döktü yanınızdayken. Dualar etti boş uçunuzda. Benim de evlatlarımdan tek arzum budur Pargalı. Bugün değilse yarın ben de göçüp gideceğim bu dünyadan. İşte o gün geldiğinde evlatlarım kavgaya tutuşmak yerine babalarının ardından gözyaşı döksün. Dualar etsin isterim. Gel. Hünkârım, tekkeden Salim Efendi'nin yakalandığı haberini getirdiler. Anlaşıldı. Çekilebilirsin.
Hünkârım, rahatsızlığınızdan mütevellit size malumat veremedim. Salim denen hain bana yanımda Hatice Sultan'ın ve evlatlarım varken pusu kurdu. Bertaraf ettim neyse ki. Bilaveten matrakçıyı da ellerine düşürdüler. Müdahale ettim, kurtardım. Lakin Salim Efendi çoktan kaçmıştı. Eğer şimdi müsaade buyurursanız sorgu etmek isterim. Ben sorgu etmek isterim Pargalı. Bakalım bu Salim Efendi kime hizmet ediyormuş? Bu Efendi Hazretleri kimmiş? Demek yol kesip eşkıyalık yapan gafil sensin. Kimden alırsın bu cüreti? Kimlere uşaklık edersin? Ne yaptınız bu adama böyle? Yakalandığında böyleydi paşam. Elleri ve dili kesilmiş haldeydi. Birileri konuşmasından çekinmiş belli ki. Efendi Hazretleri, beni artık bu meseleden azledin. Korkma. Salim konuşamaz. Ben gereken tedbirleri aldım. Bu işin sonu kötü. İbrahim Paşa'yı yok etmeye çalışırken onu daha güçlü hale getirdiniz. Siz de artık durun. Bu şekilde bir yere varmanız mümkün değil. Bir süre beklemek en münasibidir. Lakin bu kafirin Müslüman alemini yönetmesine müsaade edecek değilim. Siz bilirsiniz. Fakat beni mazur görün. Fayda beklemeyin. Bu işe bulaştın artık paşa. Vakti gelince tekrar kapını çalarız. Mevzu ziyadesi de uzadı İbrahim. Kimdir bu hain? Her kimse yılan gibi sinsi kaçıp giriyor, deliğini göstermiyor bize yüzünü hünkârım. Lakin bir dahaki sefere kendi ellerimle alacağım canını. Bu hain yargılansın, çarşı meydanında infaz olsun. Bu nedir? Mermer köşkün tadilatı ile ilgili emir buyurmuştunuz sultanım. Dün söylediğimi unutuyorum artık. Hadise bitmiyor ki. Öyle. Aslanımın rahatsızlığı hepimizi çok üzdü. Desteğin için bilhassa çok teşekkür ederim. Sen olmasan harem birbirine girerdi. Vazifem sultanım. Başka bir emriniz varsa... Yok. Çekilebilirsin. Sultanım, epey oldu. İlk defa gözlerime bakarak konuşuyorsunuz. Yüce affınıza mazhar olduysam ne mutlu bana. İlerleyen yaşım, öfkem gözlerimi karartıyor bazen dahi. Doğruyu yanlışı kaybediyorum. Bu son hadise bana acı bir ders oldu. Esas vazifemiz haremin dirliği ve nizamı. Her kim bunu yapabilecek kuvvete, akla ve merhamete sahipse yanında durmak, yolunu açmak lazım.
Hayırdır Nigar? Yolculuk nereye? İşim bitti. Müsaadenle evime gidiyorum. O ev senin mezarın olacak. Kır dizin otur. Daya Hatun başlama gene. Ne yapayım? Bile bile ateşe mi atayım seni? Razıyım ben. Varsın yaksın beni bu ateş. Öteki türlüsü daha beter. Yaşadım oradan biliyorum. Beni Nasuh Efendi'ye gelin ettiğinizde ne çektiğimi bir ben bir Allah bilir. Ne yaptı adam ben sana? Ben gidiyorum. Buranın havası bozuldu iyice. Nedir sizin bu gizli saklı muhabbetleriniz? Sen üzerine vazife olmayan işlere karışma. Sen karışıyorsun ama. Yine bana sormadan validemizin yanına gitmişsin. El öpmeler falan. Ne oluyoruz? Valide sultanımızı sana emanet etmekten rahatsızım. Neyse ki yakında kurtulacak senden. Ne demek şimdi bu? Epeydir yatıyorsun. Nasıl da tutulmuş. Şifalı merhemler mi sürsek? Hürrem'im. Senin sesin, kokun, tenindir benim şifam. Benim gülen yüzüm. Çok özledim sizi. Ben de sizi sultan. Peki yanıma geldin. Nasıl ağlıyor? Nasıl üzgün? Ben kefilim ona. Günahı yok. Ne bilsin nişan olacağını. Malum. Validemiz ani bir kararla evlendirmek istedi. Ondan önce görmüş, sevmiş. Aşk bu. Bali Bey de aynen böyle söyledi. Çünkü hakikat bu. Bali Bey'i bağışlayın, ona da yazık. Akıbetine Mustafa'm karar verecek, ne derse kabulümdür. Devlete bu kadar hizmet etmiş büyük bir askerin kaderini nasıl şehzadenin eline bırakırsın? Bu bir şey mi Hürrem? Gün gelecek, belki de Cihan İmparatorluğu'nun kaderi onun ellerinde olacak. Mustafa. Validem bağışlayın, fark etmedim geldiğinizi. Nedir bu hali? Aklında ne var? Babam. Bali Bey meselesini benim çözmemi istedi. Yarın sabah bir karar vermem lazım. Bu sana yapılmış bir hakarettir. Kellesini al ki herkes senin uysal bir koyun olmadığını anlasın. Günün birinde Cihan'a hükmedecek aslanın kim olduğunu görsünler. Paşamızla konuştun mu? Evet. O da sizin gibi düşünüyor. O halde hiç tereddüt etme. Zinhar acıma. Düşmanlarımız senin kılıcının sesiyle irkilsin. Onların yüreklerine öyle bir korku sal ki
bir daha karşına çıkmaya cesaret edemesinler. Devran. Bir şehzadeci ne talihsiz bir anne. Kim bile nelerle dolduruyor aklını. Bu bahsi kapatıyorum. Hayır. O evlatlarımın canına kastetti. Validemiz ondan korumak için Hatice Sultan'ın sarayına kaçırdı. Bunu nasıl unuturum Süleyman? Sen evladının acısıyla ölüm döşeğine yattın. Onlarsa evlatlarını yok etmek istedi. Teamüller bunu emrediyormuş. Bunu duyunca hemen bir zehir tedarik ettim. Dedim ki ne ben ne de evlatlarım bu zalimlerin eline kalmasın. Onların kanlı hançerleriyle acı çekmektense huzur içinde ölürüz dedim. Demek kendi canına kıymak istedin. Sen olmadan nasıl yaşarım? Sadakati ve ihaneti aynı anda gördüm Hürrem. Şu hasta yatağında her şeyi hissettim, duydum. Herkesin kalbinden geçeni okudum. Keşke hiçbirini görmeseydim. Elimde olsa söküp atardım zihnimden. Hiç değilse vakti geldiğinde huzur içerisinde ölürdüm. Düşünme bunları. Ben unutturacağım sana. Sen evvela şu zehri ver bana. Süleyman. Ver Hürrem. Hiçbir zaman ihtiyacın olmayacak. Ben hep senin yanında olacağım çünkü. Mahidevran Sultan büyük hata etti. Korkarım bunun cezasını ömür boyunca ödeyecek. Hırs, öfke, aşk, nefret bunlar tehlikeli hisler. Şayet dizginlenmezler ise bunlardan bir tanesi dahi insanı felakete sürüklemeye yeter. Ömrüm yettiği sürece sultanımızı ben koruyacağım bizzat. Hoş. Mustafa'nın varlığı onu kuvvetlendirdi. Hürrem eskisi kadar rahat değil. Bu dengeyi muhafaza etmek şart. Peki biz ne olacağız paşam? Ne olmuş bize? Öyle mi devam edeceğiz hep? Memnun değil misin halinden Hatun? Hayır asla. Ben... Söyle. Kalbinizde bana yer var mı? Ben tezelliyi sende buldum. Ne kaldıysa geri bu kalpte, hepsi senindir.
Sultanım, paşamız gecikecek belli ki. Siz yemeğinizi yiyin. Bir hali zayıf düştünüz zaten. Doğru söylüyorsun. Neden bekliyorsam. Belli ki bu gece de gelmeyecek. Kaldırın paşamızın tabağını. Kim bilir nerede? Kimin kollarında avunuyor? Sultanım. Aşkım gözümü kör etmiş olabilir Gülfem. Lakin aptal değilim. Belli ki o gece de onunla kaldı. Ne gecesi? Kiminle kaldı? Ne diyorsunuz siz? Kim olduğunu bilmiyorum henüz. Lakin biri var. Hissediyorum. Bence yanılıyorsunuz. Paşamız size ihanet etmez. Fakat bu kuşku bizi zehirliyor. Bu kuşkudan arınmam lazım. Nasıl? Gizli bir tahkikat yaptıracağım. İbrahim'in attığı her adımı takip edeceğim. Sultanım, başka türlü ruhum huzur bulmaz Gülfem. Sizinle bir ömür yan yana geçirmek isterdim. Birlikte yaşamak, çocuk sahibi olmak. Çocuk? Bağışlayın ben... Yok yok. Senin gibi yumuk gözlü, okka burunlu, sevimli bir kız çocuğu, ha? Güzel olurdu. Nerede o günler? Maşallahları var. Sizin de iki tane evladınız var zaten. Onlar başka Nigar. Onları da seviyorum elbet ve canımı dahi veririm onlar için. Lakin ben kendime bir evlat istiyorum. Hanedan mensubu olmayan, karşısında sultanım deyip diz çökmeyeceğim, mütemadiyen izzet vermek zorunda olmayacağım, beni koşulsuz seven bir evlat, bir aile. Yanlarında hür ve çıplak olabileceğim bir aile. Ne hayal be. Paşam, siz yeter ki isteyin. Ben size istediğiniz her şeyi sunarım. Sultanım, uyandırdın mı sizi? Ne vakit geldiniz? Epey geçti. Bahsetmek istemedim. Ben uyurken gün ağrıyordu. Yoktunuz. Ancak gelebildim. Bu ikinci oluyor İbrahim.
diyorsun söyle. Bu kez ne cevap vereceksin çok merak ediyorum. Bize saldıran haini yakaladık. Onunla meşguldüm. Madem öyle, neden bu kadar tedirginsin? Neden bakmıyorsun gözlerime? Ne saklıyorsun benden? Bir hayli yorgunum Sultan, yıkanacağım. Bunlar sonra konuşuruz. Bu kadar kafi, daha fazla yemeyeceğim. Olmaz. İyi beslenmen lazım. Hı. Kuvvetini topla. Lütfen. Hünkârım. Söyle. Şehzade Mustafa Hazretleri geldiler. Gelsin. Mühim bir şey olsa gerek, beni sizi yalnız bırak. Hünkârım, sultanım, hayırlı sabahlar. Hayırlı sabahlar oğlum, söyle. Hünkârım, Bali Bey'le ilgili kararımı verdim. Yaptığı hatanın bedelini canıyla ödeyecek. Efsun Hatun, yazık oldu sana. Hayallerin suya düştü. Ne hayali? Hani anlatıyordun ya, adil bir sultan olacağım. Dairelerim, kıyafetlerim olacak diye. Şehzadem yanımda olsun bana yeter. Fazlasında gözüm yok. O gözün çıkaracaklar yakında. Hürrem Sultan'ı çok kızdırdın, çok. Sen kendine bak. Ben en azından canına kastetmedim. Ne oldu buna? Ağzı hiç durmuyor ki. Sürekli yiyor. Rengin atmış. Sana ne? Dolanma peşimde. Bir gariplik vardı halinde ya, şimdi belli oldu. Gebesin sen. Ne gebesi? Saçma sapan konuşma, çekil. Düşünme, gidiyoruz. Bırak kolumu. Boşuna debelenme. Sonunda elime düştün, yürü. Bağışlayın sultanım. Bir an kendimi kaybettim. Bir daha olmasın. Bu yaşananları unutmak lazım. Aksi halde kimse kimsenin yüzüne bakamaz. Valide Sultanım. Söyle dayı. Şehzademiz Bali Bey hakkındaki hükmünü vermiş. Yarın sabah kellesi alınarak infaz edilecek. Nasuh Efendi. Nedir akıbetin, belli mi? Gülbağından getirdim bunu sana.
Demek vaziyet bu kadar kötü. Aileme haber verildi mi? Teslim alacaklar mı cenazemi? Hadiseden haberleri yok. Sadece kardeşine gelmesi emredilmiş. Yarın öbür gün gelir. Kal demişti en son gördüğümde. Gitme. Keşke dinleseymişsin onu. O zamanlar kalbimi söküp atmıştım. Nereden bilirdim ki? Yıllar sonra felek beni yine bir gözleri ah ya meftun edecek. Ne işiniz var burada? Sultanımız yok mu? Sen sualime cevap ver. Bu hatun bizden bir şey saklıyormuş meğer. Hem de karnında. Yoksa? Günlerdir okkayla yemek yiyordu. Az önce de kusarken gördüm. Yediğim bir şey dokundu. Her kusan gebe olsaydı. Ne bu telaşın o vakit? Fatma hatun, şehzademe söylersem seni doğduğuna pişman eder. Bak bak, bir de utanmadan tehdit ediyor hatun. Tamam susun artık. Şimdi anlarız. Gebe misin, değil misin? Fatma, git ebe kadını çağır. Ha. Ya o döksene şöyle bolca bolca. Elini korkak alıştırma. Bitirttin canım pekmezi. Sümbüle gelince testiyle, bize gelince gene o da bitti. Ey güzel Allah'ım ya Rabbim. Ya yarın dayı hatun gelse, ne oldu bu pekmeze dese, ne cevap vereceğim ben? Yahu bir şey olmaz. Sen şunu döksene bolcağına. Olmaz günahım. Yarın sabah teftiş var. Şeker ha. Vallahi beynin pekmezini akıtırım şuraya. Dök. Tövbe tövbe. Gülağa. Hah, geldi boru ses. Gülağa kadar başına taş düşsün değil mi? Ne oldu? Söyle. Muharrem Efendi diye biri gelmiş. Seni soruyor. Muharrem. Allah Allah. İsmi de tanıdık geldi şimdi. Nereden geliyormuş? Yer altından mı? Ne bileyim ağam. Edirne'den. Köylünmüş. Ha. Sal gitsin. Borç morç ister şimdi. Altının kokusunu aldı herhalde. Onunla uğraşamam. Hediye getirmiş. Hediye mi? Bak uzun süredir yaşamadım böyle bir duyguyu. Nerede şimdi bu adam? Oo, maşallah. Kaşhane gibi. Selamun aleyküm ağalar, yiğitler, gaziler. Oo, ya Gülağım yemin ediyorum Topkapı yaramış sana ya. Semirmişsin iyice lan. Çekil be adam. Ne getirdin? Ya ağam dur bir yıllarca ayrı düşmüştük. Bir sarışalım, örüşelim. Bir hukukumuz var ya. Ayrı kalmışız. Duyan da nikahlıyız zanneder. Yükün ağırmış. Neler getirdin? Kim bu Toraman? Şeker Ağa. Kendisi haremin baş ahçısı. Bale. Bu şeker olan var ya, bu da mı budanmışlardan ki acep? Kırarım senin o parmaklarını. Söyle ne getirdin? Vallahi ağam sultanlarımın ağzına layık. Ne ararsan var. Bal, şeker, şebit, sızgıç, sebil ya. Pekmez yok mu pekmez? Olma mı? Hepsine ne istiyorsun bunların? Ya atlan deme değil, eşyanın getirdim görüyorsun. Yüz ah çevirseniz fit olurum ben, şey değil. Ney? Soyguncu musun be adam? 50 akçedir bu. Kim? Yemin ediyorum zabanan 75 akçeyi avucuma şakır 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 saydılar da vermedim ya. Şu malın aynısını sabahtan ben Venedik'e yolladım. Venedik'e, Ceneviz'e, dünyanın dört bir tarafına mal veriyorum ben ya. 60 olur o zaman. Ağam kurbanın olayım. Ağanın eli tutulmaz. 65 olsun gel.
Kurbanın olayım ver. Kalkış ver. Aslanım benim ya. Yine kazıkladın beni yemin ediyorum köfte var. Ama bu son işim. Daha yapmayacağım bunu. Bizim bacanağla kabilleştik. Mezar işine gireceğiz galiba beraber. Mezar mı? Bildiğin mezar. Şu camilerin yanından geçerken gördüm. Her camiden bir tane cenaze kalkıyor. Sizin de yardımlarınızı beklerim galiba. Saraydan cenaze çok çıkar. Tövbe tövbe. Am cenaze dedim de aklıma bir sual takıldı. Müsaitsen bir tevcih edebilir miyim sana? Şimdi diyelim ki şeker aynan sen. Emri Hak vaki oldu, öldünüz. Allah Allah. Durduk yere niye ölelim be adam? Canım kazık çıkacak değilsiniz ya dünyaya ya. Az yaşa, çok yaşa, akıbet gelir başa. Bir gün olup siz de bineceğiniz imamın kayığına. Benim sormak istediğim şu. Şimdi cenaze namazınızı hoca efendi kıldırırken sizin. Ne diyerekten kıldıracak ki acep? Nasıl ne diyerek? Şimdi musallaya boylu boyunca yatırmış sizi. Kendisi geldi namazı kıldıracak, cemaate döndü. Ey cemaat! Er kişi niyetine mi diyecek? Yoksa hatun kişi niyetine mi? Ulan ben seni var ya. Dur ağam valla. Ulan dur ağam valla. Dur bir dakika. Akçeler. Yok sana akçam akçe. Defol git hadi. Lan bari eşya alayım. Merzifon eşeği en iyisi. Eşeğin en büyüğü sensin. Defol git sahtekar iblis. Yemin ediyorum kadıya gidiyorum var ya. Yedi kağını adam getireceğim buraya. Bekleyin. Aa, hala konuşuyor ya. Taş yok mu taş? Her yerini de temizlemişler. Taşına taşır. Güvenme Allah'a güven. Taşına güvenme Allah'a güven. Lan! Söylesene Arefe Hatun. Ne diyeyim bilemedim. Doğruyu söyle. Yoksa canını alırım senin. Gebe bu hatun. Ben demiştim. Şimdi yaktım çıranı. Başına ne gelecek biliyorsun değil mi? Duyduk duymadık demeyin. Devlet-i Aliye'ye isyan ve Sadrazam İbrahim Paşa ve onun çok değerli zevceleri Hatice Sultan'ın canına kasteden Mehmet oğlu Salim. Sultan Süleyman Han Hazretleri tarafından yargılanmış ve başı vurularak idamına karar verilmiştir. İbret-i alem için cezası bu meydanda halkın önünde infaz edilecektir. İdrisa. Beni emretmişsiniz sultanım. Senin için çok mühim bir vazifem var. Emredin sultanım. Lakin ağzını sıkı tutacaksın. Başka hiç kimse bilmeyecek. Anlaşıldı mı? Anladım sultanım. İbrahim Paşa'yı takip edeceksin. Attığı her adımı bilmek istiyorum. Her ne görürsen, ne duyarsan hemen gelip bana söyleyeceksin. Siz nasıl arzu ederseniz. Sağ olun sultan.
Doğru mu duyduklarım? Seni defaatle ikaz etmiştim. Fakat sen yine bildiğini okudun. Sultanım. Mustafa'mın haberi var mı bu rezaletten? Ben bile yeni öğrendim. Nasıl oldu anlamadım. Vallahi. Tamam. Tamam kes. Sultanım ne yapalım? Kaideler neyse o Gülşah. Yapmayın, kıymayın ne olur. Sultanım ne oldu? Çık dışarı. Destursuz nasıl girersin? Sultanım bağışlayın be. Yani... Sultanım yemeğinizi ne vakit alırsınız diye soracaktım. İstemez. Çık git hadi. Sultanım. Git şu ebe kadını çağır. Derhal kurtulmalıyız bu bebekten. Yapmayın sultanım. Baştan düşünecektim bunları. Aslan torunum. Şükürler olsun. Zatini yerinde gördüm. Dualarınız sayesinde validem. Validem ben de sizi ziyaret etmek istiyordum. Hayırdır Hürrem? Hünkârımızın rahatsızlığı boyunca evlatlarımı korudunuz. Bana sahip çıktınız. Size ne kadar minnettar olsam az. Kaderde senden bu lafları duymak da varmış. İstediğin zaman gelebilirsin Mehmet. Fakat derslerini ihmal etmek yok. Etmem. Yalnız anlamadığım bir şey var. Aybüke Hatun neden geri geldi? Sürekli ağlıyor. Ağlasın. Ben esas Bahri Bey'i merak ediyorum. Kimse bir şey demiyor. Siz bilirsiniz. Ne oldu ona? Nerede şimdi? Şehzadem. Sümbül ağa. Hayrola Sümbül. Sultanım ne olur yapmayın, kıymayın ne olur. Şehzademizin haberi var. Ne dedin sen? Ben böyle bir şeyi nasıl cesaret ederim? Şehzademizi istedi saklamamı. Yalan söylüyorsun. İftira ediyorsun oğluma. Yemin ediyorum ben. Kes sesini. Sen de durma, bitir şu işi. Destur. Validen. Şehzadem. Efsun kalk. Derhal daireme git. Mustafa. Efsun sana kalk dedim. Beni validemle yalnız bırakın. Aklım almıyor paşam. Malkoçoğlu gibi yiğit bir askere bu reva mı? Aşk Batrakçı nice yiğitleri alıp götürdü. Bunu en iyi siz anlarsınız paşam. Yok mudur bir yolu? Engel olamaz mısınız bu infazı? Malum şehzademiz sizi dinler. Ok yaydan çıktı herkes. Of of. Nasıl efendi? Aylar oldu görmüyorum sizi. Ha. Oldu mu o kadar? Oldu. Malkoç oldu dese o da kayıp. Nerede pasa? Neden gelmiyor? Boş ver. Deyim. Siz kimsiniz? Tanıştık mı daha önce?
Hadisemizi yalnız bırak. Hadi. Otur otur, kim olduğumu bil. Validem, o benim evladım. Nasıl kıyarsınız? Senin haberin yok sanıyordum. Ayrıca olsa ne fayda? Tahammülleri biliyorsun Mustafa, bunu yapmak zorundayız. Validemizin haberi var mı? Henüz yok ama söyleyeceğim. Hayır, söylemeyeceksiniz. Mustafa. Bu açığa çıkmayacak. Aksi halde kaideler uygulanır, evladıma kıyarlar. Bu da yetmez gibi Efsun saraydan atılır. Bunun mutlaka bir çözümü olmalı. Efsun bu sarayda olduğu sürece bu hamilelik elbet ortaya çıkacak. O vakit bu işten zarar gören yine sen olacaksın. Ya bu saraydan giderse? Daya Hatun, ödümü kopardın. Gel benimle. Ben biliyorum senin derdini. Gitme diyeceksin. Aksine, gitmeni istiyorum. Ne? Uykularım kaçtı o günden beri. Bu meseleyi çözmeden huzur yok bana. Unut Daya Hatun. Ben böyle iyiyim. Bugünün yarını da var Nigar. Çatalca'ya yollayacağım seni. Çatalca'ya mı? Çatalca'da bir çiftliğim var. Çiftliğin mi var? Hürrem Sultan verdiydi vaktiyle. Tapusunu da benim üzerime yaptı. Odada duruyor öyle, hiçbir işe yaradığı yok. Yerleş. Gelir de çok. Kimseye muhtaç olmadan yaşarsın. Kim bilir, günün birinde belki ben de gelirim yanına. Ne dersin? Daya Hatun, seni anam yerine koydum. Öyle saydım, sevdim. Beni bağışla, mazur gör. Paşadan ayrılamam. Paşam, Ferdinand ve Schalke'nin sulh istekleri malum. Lakin bir süredir Macaristan tahtını ele geçirmek için Zapolya'yı baskı altına aldılar. Zapolya arkasında Osmanlı olduğu sürece onların karşısında duracaktır. Sandığınız kadar kolay olmayabilir. Lakin çevresi tarafından da baskı görüyor. Senin önerin nedir peki? Görevi bana verin paşam. Burada siz, orada ben olursam... Güçlü bir ittifak kurma şansımız olur. Avrupa'nın kapıları Osmanlı'ya tamamen açılır. Krallık istiyorsun yani. Öyle mi? Siz ve hünkârımız münasip görürse elbet. Düşünelim bakalım. Yarın elçileri kabul edeceğim, sen de orada ol. Konuşuruz. Elbette. Sen gelir miydin buralara? Duydum ki Bali Bey gelmez olmuş. Sorma. Kesildi ayı. Sen anlat. Seni dinliyorum. Bütün gece paşamızın izini sürdüm sultanım. Ne öğrendin peki? Nasuh Efendi ile birlikte meyhaneye gittiler. Meyhane demek. Evet, uzun uzun konuştular. Başka kimse yok muydu yanlarında? Bir ara bir hatun geldi. Anladığım kadarıyla meyhanede gönül eğlendiren hatunlardan. Paşamızla pek bir samimiydiler.
olsun validemize. Kıymayacaklar değil mi bebeğimize? Korkma Efsun'um. Ne senin ne de bebeğimizi kimselere verme. Nasıl olacak? Valideniz. Edirne'ye gideceksin. Şehzadem ben siz olmadan ne yaparım, nasıl yaşarım? Telaş etme. Kısa bir süre ayrı kalacağız. En azından sen evladımızı doğurana kadar. Sancağı çıkarken ikinizi de alıp öyle geçeceğim Manisa'ya. Kellesini al ki herkes senin uysal bir koyun olmadığını anlasın. Günün birinde cihana hükmedecek aslanın kim olduğunu görsünler. Zinhar acıma. Düşmanlarımız senin kılıcının sesiyle irkilsin. Onların yüreklerine öyle bir korku sal ki bir daha karşına çıkmaya cesaret edemesinler. Paşam, neye hükmetmeliyim? Bu hususta yalnızsın Mustafa. Bu bir imtihan senin için. Dosta düşmana kendini anlatmak için bir fırsat.
Cihan Sultanı olarak ben karar verirsem cezası belli. Ölüm. İnfazı durdurun. Bali Bey'in canını bağışlıyorum. Ne oldu? Mustafa'm infazı durdurdu. Belli ki affetti. Malkoçoğlu Bali Bey, devletimize ve hanedanımıza yıllarca hizmet etmiş şerefli bir askerdir. Yaptığı hatanın karşılığı ölüm değildir. Zira kötü niyetli biri olmadığına kanaat getirdim. Bu yüzden canını bağışlıyorum. Vaziyet nedir İbrahim? Şehzademiz infazı durdurdu hünkârım. Nerede şimdi? Buradayım hünkârım. Sizi utandırdıysam bağışlayın. Verdiğin ilk kararın hatalı olduğunu neden düşündün? Bir Cihan Sultanı olarak kararınızın ölüm olacağını söylemiştiniz. Kendimi sizinle eş tutup aynı kararı veremezdim. Bir karar vermekten daha zor olan bir şey varsa o da kararından dönmektir Mustafa'm. Bu bazen zafiyettir, bazen de meziyet. Ben hangisini yaptım? Beni ziyadesiyle mesut ettin Mustafa. Ve yanıltmadın. Sultanım, beni görmek istemişsiniz. Hoş geldin Nasuh Efendi. Merak içindeyim. Bir mesele mi var? Sana ne kadar kıymet verdiğimizi bilirsin. Senin de hanedana, ailemize ve bana olan sadakatinden kuşkum yok. Sultanım, bilmeden bir kabahat mi işledim? Bilmiyorum Nasuh Efendi. Bunu sen bana söyleyeceksin. Ben... Bağışlayın Sultanım. Neden bahsettiğinizi ben anlayamadım.
İbrahim Paşa ile alakalı bazı kaygılarım var. Malum kaç kez ölümden döndü. Buna rağmen hiç dikkat etmiyor. Hatta bazı geceler dışarıda kalıyor. Senin malumatın var mı bundan? Devlet işleridir sultanım. Merak buyurmayın. Emniyeti için paşamızın her türlü tedbir alındı. Meyhanelerde paşamızın emniyetini nasıl sağlıyorsunuz çok merak ediyorum. Sultanım. Daha dün oradaymışsınız. Ne sebeple oradaydınız? Signor Gritti geldi. Paşamızla hususi görüştüler. Devlet işleri artık meyhanelerde mi görüşülür oldu? Hayır sultanım. Paşamız benim için geldiler. Vali Bey meselesini konuştuk. Signor Gritti ile de orada karşılaştık. Başka bir sebebi yok yani. Yok sultanım. Başka ne olabilir? İnşallah öyledir Nasuh Efendi. Lakin bir şey bileyim. Ve benden saklıyorsan senin de canını yakarım. Bunu bil. Gel Malkoçoğlu, yaklaş. Keşke bu tatsız hadise hiç yaşanmasaydı. Böyle bir hadiseyle karşı karşıya hiç gelmeseydik. Neyse ki şehzadem senin masumiyetine inandı ve seni bağışladı. Yüce Rabbim şehzademize uzun ömürler versin. Lütfettiler. Amin. Malkoçoğlu, sen de bilirsin benim aşka hürmetim vardır. En başından benim yanıma gelip hislerinden bahsetseydin bunların hiçbiri yaşanmazdı. Bunu kendime bile itiraf etmekte zorlanırken sizin karşınıza nasıl çıkardım? Maziyle kederlenmenin kimseye bir faydası yok. Biz istikbale bakalım. Benim mazim ve istikbalim bellidir. Size, hanedanımıza ve devletimize bağlıyım. Her daim hizmet etmekten de şeref duyarım. Siz de münasip görürseniz hizmetlerime, memleketimde, ailemin yanında devam etmek isterim. Münasiptir Malkoçoğlu. Senin varlığın her daim bize kuvvet verecektir. Yolun açık, kılıcın keskin olsun. Paşa Hazretleri. Uğurlar olsun. Ben sizleri utandıracak bir şey yapmadım Valide. Fakat böyle bir hadiseyle sizi üzdüysem... Bağışlayın. Kısmetliymiş güzel yeğenim. Allah gönlüne göre versin. Amin. Herkese selamlarımı, sevgilerimi ilet.
Uğurlar olsun Aybüke. Seni özleyeceğiz. Sultanım. Aybüke. Yolun açık olsun. Elbet bir gün o güzel yüzün neşe içinde olacak. Sağ olun. Her şey için. Daye, yeğenimi sen uğurla. Emredersiniz sultanım. Ali Bey. Sultanım. Nihayet döndünüz. Başınıza bir iş geldi sandım. Çok korkuttunuz beni. Döndüm. Fakat veda etmek için. Nasıl? Gidiyor musunuz? Buradaki vazifem bitti. Artık memleketime gidiyorum. Ben de kabahat işledim. Neden sürekli sizden ayrı kalıyorum? Sultanım, üzülmeyin. Kim bilir, belki bir gün dönerim. Sizi hep bekleyeceğim. Hünkârım, Ferdinand'ın elçileri payitahtalar. Huzurumu almak için bekletiyorum. Bu sulh doğuya yapacağımız sefer öncesinde bilhassa mühim Pargalı. Yakından alakadar ol. Siz merak buyurmayın. Gritti ile görüştüm hünkârım. Macar tahtına dikmiş gözünü. Alenen talep ediyorum. Malumun ilanı. İlaveten... Saraydan sızan birçok malumatın altında bunun olduğu aşikar. Öyleyse istediğini ver Pargalı. Ver şunu. Elçilerle görüşmeyi teşrif edecek misiniz yarın? Hayır, dolaşacağım. Biraz uzaklaşmak istiyorum. Hünkârım, merakımı mazur görün lakin sizi biraz sıkıntılı görüyorum. Hatırlar mısın? Bir keresinde sana İskender'in vasiyetini okutmuştum. Ve sormuştum sana. Ben nasıl öleceğim diye. Ne dersin? Belki benim de bir vasiyet hazırlama vaktim gelmiştir. Hayır hünkârım. Henüz değil. Siz daha uzun yıllar hükmedeceksiniz Cihan'a. Senden bir söz istiyorum Pargalı. O gün geldiğinde evlatlarımın yanında ol. Onlara doğru yolu göster. Zinhar kendi kanları bulaşmasın ellerine. Söz veriyorum hünkârım. Aynı sözü ben de sizden talep ediyorum. Eğer sizden evvel hakkın rahmetine kavuşursam evlatlarımın yanında ol. Sözüm söz bakalım.
Sözüm söz hünkârım. Ne dedi size sultanım? Yoksa? İşlerimde yanılmamışım Gülfem. Meyhanelere gidiyormuş. Malum hatunlar da düşüp kalkıyor belli. Emin misiniz bundan? Başka ne olabilir ki? Niye gider ki oralara? Gerçi Nasuh Efendi de oradaymış. Onunla da görüştüm. Onu görmeye gitmiş Bahri Bey'le alakalı konuşmuşlar. Lakin hali bir tuhaftı. Belli ki bir şey saklıyor. Sultanım, ortada bir şey yok. Boş yere üzüyorsunuz kendinizi. Göreceğiz. Niye gönderdiniz? Kimse şüphe etmesin diye kızların arasına gönderdim. Bu hatuna güven olmaz. Gözün üstünde olsun. Bir gönderebilseydik şunu. Sonra ne olacak? Bu hatunu kendi elimizle sultan mı yapacağız? Edirne'ye bir gitsin de. Sonra düşünürüz bir şeyler. Gülşah! Ben de seni bekliyordum. Yürü. Geç şuraya. Şimdi de hırsızlar mı başladın sen? Esas hırsız olan sensin. Kaşla göz arasında götürmüşsün koskoca çiftliği, haberimiz yok. Bilip bilmeden konuşma. O çiftlik hediye bana. Bilmem mi? Hürrem Sultan'ın hediyesi. Bir çiftliğe satın almış seni. Pek kıymetliymişsin. Tapuyu çabuk bana ver. Başımı belaya sokma Gülşah. Başın zaten belada. Validemiz bunu öğrenince çok üzülecek. Malum bir çiftliğe sattın onu. Beni tehdit mi ediyorsun sen? Hayır. Bir anlaşma öneriyorum. Ne anlaşması? Ya kendi isteğinle emekli olup gidersin ki bu durumda çiftliği de benim üstüme yapacaksın. Ya da validemiz her şeyi öğrenir. Gülşah. Acele karar verme. Düşün, taşın. Daya Hatun. Ne diyor bu çiyan gene? Canını mı sıktı? Afiyet olsun Nefsin Hatun. Sağ ol. Nihayet arzaya endam ettiniz sultanım. Ne vakittir yoktunuz. Özlettiniz kendinizi. Ben... Şehzademizle birlikteydim o. Ne oldu? Pek bir yalnız kaldı. Atıp tutuyordun. Daha düne kadar etrafında herkes fırtınıyordu. Adil bir sultan olacaktın. Kendine taç yaptıracaktın. Hem de Hürrem Sultanımın tacından daha büyük. Vallahi kötü bir niyetim yoktu o. Sultanımız çok mu kızdı bana? Sultanım ihanetlere alışkın. Merak etme. Burada hiç kimseye güven olmaz. Hele de haremde. Aybike Hatun gitti diye de umutlanma. Şehzadeyi sana yar etmezler. Canını almaya kaldıklarını ne çabuk unuttun. Fırsat kolluyorlar. Şehzadeyle ilk ayrılığında
İşini bitirecekler senin. Ah. Söyle. Ben. Söyle. Ne oluyor burada? Hiç. Sohbet ediyorduk. Sohbetim batsın. Rahat bırak hatunu. Celavut. Bırak lan! Korkuttun. İblis! Bana bak. Kimseye bir şey deme. Yoksa cehennem ve bi'sel masir. Demem ha. Utanmaz. Ahlaksız. Sorarım ben ona. Sakın ilişme. Ne yapacaksın? Papuç mu bırakacaksın Gülşah'a? Hayır. Her şeyi anlatacağım valideye. Neyse bedeli öderim. Sakın. Ekmeğine yağ sürmüş olursun Gülşah'ın. Başka çaresi yok. Mutlaka vardır bir çaresi. Bir yolu var. Neymiş o? Valide Sultanımız vaktiyle bir yer bağışlamıştı bana. Beykoz'da küçük bir konak. Daha hatun. Ne malın mülkün varmış haberimiz yok. Zevzeklik etme de dinle. Ağzını sıkı tut. Bu duydukların aramızda kalacak. Bilhassa Mahidevran Sultan'ın emri var. Yarın Efsun Hatun Edirne'ye gidecek. Sen de onunla gideceksin. Gebeliği boyunca da yanından hiç ayrılmayacaksın. Olur ağam da. Dayı Hatun ne der? Nasıl giderim ben gizliden? Ay Dayı Hatun. Sen orasına karışma. Ben sizi yollarım. Hadi git. Hadi koş, koş, koş. Demek Efsun Hatun gebe. Vallahi öyle sultanım. Emin misin bundan? Kendi kulaklarımla duydum. Sümbül Ebe kadınla konuşuyordu. Mahidevran bu fırsatı kaçırmaz. Neden ifşa etmek yerine yolluyor? Vallahi orasını ben de anlamadım sultanım. Hı. Belli ki Mustafa da bu işin içinde. Oğlundan çekinmiştir. Güzel. Aferin Gül'e. Bir taşla üç kuş vuracağız. Ne yapacağız ki sultanım? Ne vakit gideceklermiş? Yarın dedi ama. Gözün üzerlerinde olsun. Hünkârımız ölsün diye bekleyenler. Evlatlarımı saraydan kovanlar. Bakalım şimdi nasıl kuduracaklar kendilerini. Paşam. Hayırdır matrakçı, mühim bir mesele var demişsin. Paşam, bugün Hatice Sultanımız beni saraylarına çağırdılar. Sorgu sual ettiler. İyi. Dün gece meyhanede olduğumuzu birileri söylemiş. Belli ki takip edilmişsiniz. Ne sordu sana? Ağzımı aradılar paşam. Ben de devlet işleri olduğunu söyledim. Anlaşılan o ki kuşku duymaya başlamışlar. Sultanımızın gözü üzerinizde. Dikkatli olmanız icap ediyor paşam. Anladım, sağ ol. İbrahim Paşa neden gelmedi hünkârım? Şarkin elçileri geldi. Sulh için görüşme başladı. Hayli meşgul. En büyük düşmanımız olduğunu sanıyordum. Onu yok etmek varken neden? Doğu'ya sefere çıkıyoruz Mustafa'm. Malum.
Doğu'nun tek bir aslanı olmalı. Biz orada Zafer için çarpışırken aklımız burada kalmasın. Zafer için sabırsızlanıyorum hünkârım. Bu sefer elimde kılıç olacak. Savaşmak istiyorum. Gel oturalım şöyle. İmparator Şerken. Kral Şerken. Kralımız Şerken, dostunun nişanı olarak Guluya Kalesi'nin anahtarını size gönderdi. Bu anahtarı kralınız Şerken'in hünkârımıza olan saygısının bir ifadesi olarak kabul ediyorum. Kalenin yönetimi için kimseyi tayin etmeyeceğim. Eski komutan benim emir ve irademle vazifesine devam edebilir. Arşidük Ferdinand'ın sulh için bizi tam yetkili kıldığını söylemek isterim Vezir-i Azam Hazretleri. Buyurun beyim. Nedir bu? Kızılcık şerbeti beyim. Taze lokumu da ver isterseniz. Olur, getir. İşler nasıl? Çok şükür idare ediyoruz. Süleyman sefere çıkacak diyorlar. O vakit kaynar bu çarşı. Nerede o günler? Keşke çıksa. Veliseye çalışmaktan canımız çıktı. Söyle Mustafa. Nicedir kıvranıyorsun. Belli ki bir diyeceğin var. Hünkârım. Siz de münasip görürseniz bu yaz sancağa çıkmak istiyorum. Sefere de oradan katılırım. Acelenle vakti gelince çıkarsın sancağa. Beyim buyurun. Ağzınıza layık. Sağ ol. Afiyet olsun. Aybike ile evlenince gidecektim zaten. Hünkârım ben bu vazifeye hazırım. Müsaade edin de size kendimi ispat edeyim. Bunu daha sonra konuşuruz. İtalya'ya karşı hazırlanacak olan donanmanın masrafları için 1000 yük akçe aldık. Bu 1000 kere 100 bin akçe eder. Sadece 50 bin Osmanlı dünyayı hakimiyetimiz altına almak için yeterlidir. Lakin biz Hristiyanların bizi suçlamaktan hoşlandıkları kadar zalim değiliz. Sadece ben binlerce çocuğu, kadını tutsağa köle olmamaları için Macaristan'dan kaçırdım. Akıncılar da benim gibi davrandı. Paşa Hazretleri. Bugünlük bu kadar kafi. Sonra çağıracağım sizi. Çekilebilirsiniz. Gittiysen kal. Yaklaş. Daha da yaklaş. Buyurun paşam. Hazırlıklarına başla Kıytti. Anlaşma imzalandıktan sonra Macaristan'a yola çıkacaksın. Sana o istediğin tahtı vereceğim. Emin olun, pişman olmayacaksınız paşam. Ben pişman olmam gerekti. Lakin umarım sen arzularından mütevellit pişman olmazsın. Hadi çabuk olun, doğru meşkaneye. Hadi hadi. Hadi kızlar derse, çabuk. Daya Hatun, kararını verdin mi? Ne vakit istiyorsun emekliliğini? Sen kendini ne sanıyorsun? Ben sana boyun eğer miyim? İstediğin yere git, şikayet et. Neyse kaderim, razıyım. En azından Valide Sultanım'ın emriyle giderim. Demek öyle. Sen bilirsin.
Bakalım validemiz bunu görünce ne diyecek? Hadi sen eşyalarını topla. Validem. Neredesin sen? Kıyafetlerim neden hazır değil? Birazdan getirecekler sultanım. Lakin mühim bir şey öğrendim. Bunu sizinle paylaşmak isterim. Validem. Neymiş o mühim mesele? Daye Hatun. Vaktiyle size ihanet etmişti. Bunu neden yaptığı ortaya çıktı. Ne diyorsun sen? Hürrem Sultan Çatalca'da bir çiftlik vermiş. Bu yüzden size ihanet etmiş. Derhal ispat et bu söylediklerini. Yoksa mahvederim seni. İşte burada. Çiftliğin tapusu. Ne bu şimdi? Bu tapuyu Daye'ye ben verdim. Nasıl olur? Çiftlik bu. Çatalca'da. Ne çiftliği? Beykoz'da bir konak bu. Sende hiç utanma, sıkılma yok mu? Ne hakla Daye'ye iftira atmaya kalkarsın? Oyun ettiler bana sultanım. Vallahi çiftlik tapusuydu bu. Kes sesini, yıkıl karşımdan. Seni hizmetimden alıyorum. Bir daha sakın gözüme görünme. Tapu kayıtlarına bakın validem. O vakit göreceksiniz. Sen kimsin de bana ne yapacağımı söylüyorsun? Sultanım. Tek kelime daha edersen saraydan atarım seni. Beni kendine rakip gördü sultanım. Aklınca beni sizden uzaklaştırmak istedi. Beni kimlerin eline bıraktın böyle? Ben sizi hiç bırakmadım ki sultanım. Uzaktan da olsa gözüm hep üzerinizdeydi. Bu arada kıyafetiniz hazır. Ayşe Hatun. Sağ ol Day. Sakın kimseye durumundan bahsetme. Bilhassa Mustafa'mın haberi yok bundan. Anladın mı? Anladım sultanım. Merak etme. Bütün ihtiyaçların karşılanacak. Ebe kadın da yanında olacak zaten. Edirne'ye de haber salındı. Karşılayacaklar sizi. Allah sizden razı olsun sultanım. Sultanım, Sümbül Ağa çıkmamızı istiyor. Tamam. Hadi yolun açık olsun.
Ne oldu Gülşah Hatun? Yüzünden düşen bin parça. Git başımdan Nigar. Belanı benden bulma. Sen kimsin be hatun? Kimsin de yarım aklınla Daye Hatun'a oyun edersin? Demek sen yardım ettin ona. Ama görürsünüz siz. Bunu yanınıza bırakmayacağım. Ateş olsan cürmün kadar yer yakarsın. Nigar Kahve. Buyurun sultanım. Ne oldu buna? Kim bastı kuyruğuna? Validemiz Daye Hatun'u tekrar yanına aldı. Ona sinirlenmiş. Validemiz dairesinde mi? Bir şey mi oldu sultanım? Hiç, bir ziyaret etmek isterim kendilerini. Evet, dairelerindeler. Tamam. Aman sessiz ona, kimse fark etmezsin. Araba nerede ağam? Eyüp Sultan da bekleyecek. Mermer Köşk'e gidiyoruz, oradan da kayıkla geçecekler. Hayırdır Sümbül ağam? Yolculuk nereye? Sultanım, ne yapacağım ben şimdi? Validemiz de aldı beni hizmetinden. Müstahak sana. Kendi başına iş yapmaya kalkarsan olacağı bu. Valide. Hoş geldiniz. Hiç hoş gelmedin Mahidevran. Sen kendini ne sanıyorsun? Nereden çıktı şimdi bu validem? Ne yaptım ben? Efsun'dan haberim var. Ben de istemezdim böyle olmasını. Mustafa'm istedi, mecbur kaldım. Senin vazifen, teamüllere uyan bir şehzade yetiştirmek Mahidevran. Onu yanlışa sürüklemek değil. Bu sizin de vazifenizdi validem. Siz nasıl yetiştirdiniz hünkârımızı? Yıllardır senin için boş yere üzmüşüm kendimi. Meğer ne yaşadıysan hak etmişsin. Validem. Kes sesini. Derhal teamülleri uygulayın. O çocuktan kurtulun. Bu gece bitecek o iş. Gel. Paşam. Beni görmek istemişsiniz. Gel Nigar Kalfa, seninle konuşmak istediğim bir mevzu var. Akşam gelecektiniz zaten. Hayır, gelmeyeceğim. Şimdi konuşacağız. Sultanım. Sümbül'e. Sultanım, validemiz sizi bekler. Paşamız buradalar mı? Dairesinde olacaklar da dilerseniz haber vereyim. Lüzum yok. Ben giderim. Hayırdır inşallah paşam? Korkutmayın beni. Kötü bir şey mi oldu? Telaşlanacak bir şey yok hatun. Korkma. Fakat bir müddet görüşmeyeceğiz bundan sonra. Paşam. Ne diyorsunuz siz? Ben siz olmadan ne yaparım? Bir kabahat mi işledim yoksa? Seninle bir alakası yok. Bu aralar herkesin gözü üstümde. Bir müddet tedbirli olmakta fayda var. Siz en doğrusunu bilirsiniz paşam. Lakin beni unutmanızdan, sizi kaybetmekten öyle korkuyorum ki. Korkma hatun. Korkma. Sultanım.
Paşam, başka bir emriniz var mı? Hayır, yok, gidebilirsin. Sultanım. Hoş geldiniz sultanım. Sakin ol. Sana da bir zarar gelmesin. Dayat. Ne olur engel. Kıymasın ver bebeğime. Ne olur. Sana en başından anlatıldı kaideler. Kendini bu vaziyete sen soktun. Sultanım, iyi misiniz? Nedir bu haliniz? Benim nasıl oldum? Ne hissettiğim ne vakittir umrunuzda. Bu meseleyi halletmiştik. Hiçbir şeyi halletmedik İbrahim. Bunların hepsi bir gece gelmediğim için miyim? Bir gecelik bir mevzu değil bu İbrahim. Epeydir böyle. Her geçen gün biraz daha uzaklaştığını görüyorum. Buysa bana acı veriyor. Sultanım. Benim üzüntüm, kederim, sevincim, neşem sizsiniz. Her ne hissediyorsam kaynağı sizsiniz. Belki de bu yüzden bu kadar rahatsınız. Sizden asla vazgeçmeyeceğimi düşünüyorsunuz. Fakat yanılıyorsunuz. Hiç kimse vazgeçilmez değildir. Eğer bana ihanet ediyorsanız bunun bedelini çok ağır ödersiniz. Bir mesele mi var? Kanaması durmuyor da hayatın. Şehzadem. Ne yapıyorsunuz siz? Hayatın? Efsun? Şehzadem. Ne yaptınız ona? Bebeğime ne yaptınız? Bebeği düştü. Kanamasını durduramıyoruz. Çek ellerini. Nasıl haber vermezsin bana? Çabuk hekim çağır. Derhal daireme gelsin. Yapamadım.
Allah'ım.